burada da bizim bir özelliğimiz var. Hatay'da, Hatay'ın organizesi olmadığı bir yerde ayakkabıcılıkta bacasız fabrika. Felaketini yaşadık. Bu arada tekrar 6 Şubat depremde vefat eden bütün meslektaşlarıma, vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ayakkabı sektörü bildiğiniz üzere Antakya merkezindeyken 6 Şubat depremde tamamen %95, %100 oranında enkaz oldu. Tabii bu arada biz depremden hemen 3 ay sonra bu Reyhanlı Sanayi Sitesi'nin tahsisiyle birlikte ayakkabı sektörünü Reyhanlı'ya taşıdık. Tabi Hatay'ın hem ekonomisine hem de ciddi istihdamına katkı sağlayan bu sektörün biz 6 Şubat Aslın felaketinden sonra Hatay'da, Antakya'da kilit vurmaması için sektör olarak kendi üyelerimle, meslektaşlarımla birlikte elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaparak bugünlere sektörü taşıdık. Tabi Hatay'da ayakkabı sektörü erkek ayakkabısında Türkiye genelinde %38 ile %40'ını karşılamakta. Hemen hemen 17 bin istihdam sadece imalathanede istihdam sağlamakta. Günlük Hatay'da 6 Şubat öncesi 80 bin çifte yakın üretim yaparken ayakkabı sektörü şu anda tabii ki ciddi bir iş kaybındayız. Hem istihdam kaybımız var hem de ihracat, ekonomiye takılı ihracatımız olmadığından dolayı iş kaybımız da var. Bugün %60 %70 iş kaybımız var. Bunun yanında istihdam kaybımız da aynı oranlarda. Tabii sektörde Reyhanlı'ya geldikten sonra özellikle maliyetlerimiz aşırı yüksek oldu. Bu Türkiye genelindeki maliyetler yüksek ama bizim de 15 ilçeden Reyhanlı'ya sektörün çalışanları ve işverenleri gelirken ciddi manada külfet oluyor üstümüze. İşte bugün bir firma 4 araçla, 5 araçla geldiğinde tabii ki bu bizim ayakkabının çiftinin maliyetine de yansıyor. Aylık 60 bin, 70 bin yakıt yakarken araçlar, bu tabii bizim de maliyetimize yansıyor. Bizim bir an önce isteğimiz ve talebimiz Antakya'da ayakkabıcılar sanayi sitemiz yapılıyor. Buranın bir an önce bitmesi ve Reyhanlı'dan tekrar kendi öz yerlerimize gitmeyi hedefliyoruz. Burada da devletten, yetkililerden ciddi manada bir an önce ayakkabı sektörüne el atılmasını ve bu sektörün Reyhanlı'dan tekrar Antakya merkeze kendi iş yerlerimize gitmez. Ben Antakya ayakkabıcılarından bahsedeyim. Tabii Türkiye genelinde ayakkabı sektörüne baktığınızda ihracatta 1 milyar 350 milyon dolar ihracat yaparken
Bunun aracı firmalar ve kendi şahıs üzerimizden Antakya esnafına 120 milyon doları Antakya ayakkabıcılarına ait ihracatta. Ama bugün itibariyle 5 aydır, 6 aydır biz yurt dışına, Orta Doğu pazarına, işte olsun Avrupa, Balkan ülkelerine ihracatımız tamamen şu anda durmuş vaziyette. Maliyetler yüksek olduğundan dolayı ihracat yapamıyoruz.